Ne oluyor ya? Kolay gelsin. Eyvallah kanka, öyle bir girdin ki kavganın ortasına. Aa, ne kavgası var ya? Kanka bir tane kız geldi, bana selam verdi. Manita da burada bana bir saattir bağırıp çağırıyor. Ya buraya çok da şey yapmayın ya burası için. Burada çok fazla dengesiz. Yani Kanka birbirinizi kırmayın yani, böyle dengesiz insanlar çok var yani. anlatamıyorum işte. Benim ne suçum var Ben diyorum. Ben anlatayım. insanca bir bay... Buyur. Sus bir. Yenge, dinliyor musun beni? Dinliyorum. Şimdi ben Carlo abiyle bayağıdır oynuyoruz falan filan. Bak sana şöyle söyleyeyim. Biz burada bir lobi kuruyoruz, tamam mı? Muhabbet, ortam 10 numara oluyor. Çok fazla gelen insan oluyor ve insanlar da kalmak istiyorlar. Bu adam liderlik vasfı var, bu adamda şey var. Dolayısıyla bu oyunda böyle bir yürüme durumu oluyor. Ne oluyor ama, bu adam efendi bir adam, delikanlı bir adam. Burada yeri geliyor mikrofonunu susturuyor yani anında. Burada bir kız sesi geldiği zaman böyle bu adam cevap bile vermiyor yani. Doğru mu abi? Yanlış işte. İşte bu yanlış. Ama 40 yılda Böyle bir bir, şey yok. ama Bak. bak 40 yılda bir bu adam selam veriyor veya cevap, yani selam, karşının selamını alıyor. 40 yılda bir yapıyor bunu da. Ya ondan da hani o kadarcık olur be abla, yani şey yapma o kadar. Ya kıskançlık, ne bileyim yani. Bu adam sonuçta seni sevdi. Seviyor musun abi? Açıkça söyle şimdi burada. Abi sevmesem 3 yıldır durur muyum dayı? 3 yıl olmuş. Baba bir de 3 yıl olmuş yani ablacığım. Hani bu adam gerçekten sevmese 3 yıldır zaten siz bu ilişkiyi götüremezsiniz yani. Yok PUBG'ymiş, yok bilmem ne. Bugün bir markete gidiyorsun. Bu abim markete giriyor falan filan. Kasiyer abimi kesiyor. Niye? Ya bunlar olacak hayatta. Anlatabiliyor muyum? Ama bu adam seni 3 yıldır sevmiş. Bu yola baş koydun mu abi sen? Yoksa takılmalık mı? Yok, takılmalık olsa 3 yıl durur muyum He. yani? Takılma olsa 3 yıl zaten sürmez. Gerçek, sen ciddi misin abi bu işte? Ciddi konu düşünüyor musun? Ciddi düşünüyorum dayı, tabii ciddi olmaz olur E muyuz ya? taktın mı Dur dayı? Dayı yüzükleri evlendirecek taktın mı dayı? Ciddi düşünüyorsun. miyiz? Yo, takmadı. Al işte. Bu da bak, bu da bizim tarafımızın hatası şimdi. Bu da benim dayımın hatası yani. İşte. Ne zaman peki düşünülüyor tam olarak? Korona biterse nasipse seni. Yenge senin yaş kaç? Yenge yaş kaç? 20. E tamam 20, 21'de abi nişanı yapsan. Kaçla 22'de 20. evlenirsin. 22, 23 gibi. Nasip bakalım, hayırlısı ersin. Ya bir de abi bu işler hafiften nasip yani. Yani mesela Senin memleket nereye? benim Sinop abi senin. Ben Sivaslıyım da doğma büyüme İstanbul'dayım. Sen bizim buralılar gibi konuşuyorsun da biraz. Ha, Sivas'ta ben abi, Sivas'ta kaldık biz. Babam öğretmen, Sivas'ta görev yaptı 10 sene. Birazcık o tarafı çok iyi bilirim yani. Öyle söyleyeyim sana. Şimdi Vurdu. şöyle bir şey var. Siz uzak ilişki değil mi abi? Yakın değil yani. Ya uzak aynen. Biraz uzak. Bir 500 kilometre kadar uzak da Ya ama şöyle işte söyleyeyim. şayda. Aşka mesafe girer mi abi? Aşkta mesafe olur mu? Yani mesafe girse 3-4 kere çıkıp gitmezdim oraya. Sen de çok gitmişsin abi. Evet. 4 4'te bir tık Nasıl? fa bir 4 bir tık fazla. 3 senede 4 kere mi gittin? Yok, 2 sene yani, bunun 2 senesi tabii öyle sürekli şey değildik yani, bir sene normal konuşuyorduk, 2 yıldır daha böyle doğru düzgün. Anladım. Ya biraz da bu işler zaman ve ya güven problemi olmaması lazım abi. Aranızda hiçbir zaman güven problemi olmaması lazım. Doğru muyum? Adam psikiyatrist gibi gördüm, nasıl aydınlattı bizimki Yenge bir şey ortalığı. söyleyeceğim. Sen bu adama güveniyor musun? Güvenmiyorum. Mesela işte bak, bunun altındaki sebebi öğrenmemiz lazım abi. Sen yoksa ağzında kuş tutsan yenge sana güvenmeyecek yani. Doğru muyum? O bana güveniyor da o kızlara güvenmiyor burada. Ben çocuklarla da oynasam buna hesap vermek zorundayım her dakika. Ya abi şöyle, hani çocuklarla takılıyoruz dersin. O kadar Çünkü o... takılıyor, ne yapıyor biliyor musun abi? Ne yapıyor? Bilmiyorum yaşında artık, ben abi diyeyim sana. Çocuklar alıyor lobiye kızları. Fingir 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 diyorlar. Bırak da ben izin vermeyeyim yani, değil mi onlarla Ama oynamasına? bak bir şey söyleyeyim mi kardeşim?
Bu eniştemin de tek olayı bu yani, anladın mı? Bunda hani haftada iki kere falan yani bu da. Bir kere iki kere yani maksimum o da. O kadar da olmaz mı ya sanki? Yo, artık yapamaz zaten öyle bir şey. Ama abimin de tek zevki bu yani, anladın mı? Hani ne dışarı zaten korona var, ne başka bir şey. Hani burada haftada bir kafa dağıtmasında ne bileyim ya, bu kadarcık olmaz mı ya sanki? İyine. Olmaz. Kafa dağıtmak bak, istiyorsa gelsin benle dağıtsın kafasını. Ya şimdi bak, yenge haklı. Şu an koronayım bak, 15 gün karantinam var. Şu anda bak koronayım ha. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Bak bir şey söyleyeceğim. Arada güven duygusu olması lazım. Şimdi yengeciğim, sen bu adamı sürekli 7-24 saat gözetleyemezsin ki. Bu adamın işi var, gücü var, eve gidecek, markete çıkacak. Doğru mu? Doğru. Yani her dakika sen bunun yanında olamazsın ki. Bir de uzak ilişki yani. İşte biraz da o yüzden sıkı denetimliyiz ya. İşte denetimi sen yine de bırakma. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Denetimi yine de bırakma. Şimdi biz erkeklere pek de güvenilmiyor bu devirde. Şimdi eniştem tamam, çok aynen, temiz bir adam, çok iyi bir adam. Eyvallah. Ama çok da güvenilmez yani, anladın mı şimdi genel olarak? Sen de haklısın yani bir tık. Bir tık yani ön yargılarında haklısın yani, anladın mı? Anladım, sağ olasın. Ama şöyle bir gerçek var. Mesela abi bu arada geçenki kız sana yazdı mı? Yazma dedim, hani onun sevgilisi var dedim ama yok işte çok etkiledi beni falan demiş. Onu da istiyorsan muhabbeti onunla da kes. Yengeme odaklan. Nasıl? Ne diyor be? Lan oğlum adam tanımıyorum. Bayraktan geldi adam, manyak. Yok bak, yok. Aramızda. Abi yok, seni de anlıyorum. Kafa dağıtma, kafa dağıtmak istedi abim. Kafa dağıtmak istedi. Hani takıldı ama şöyle yanlış anlama. Yani bir WhatsApp'tan işte birkaç fotoğraflaşılma oldu ama sonra sildi mesela, numarasını engelledi. Bu da olur yani. Her ilişkide vardır zaten. İki haftada bir, haftada bir falan. Öyle bir şey olamaz. Ama yengeciğim sen dediğin gibi bu kadar da adamı kısıtlama yani. Bu adam gelecek buraya, bizim ortamımız var zaten, abi geliyor gidiyor. Hani burada işte diğer kızlar geliyor falan filan böyle. Burada atıyorum PUBG'de oynanmıyor lobide. İşte bazen böyle muhabbet, erotik muhabbet yapmayı da seviyor abim. Onun da başka bir derdi yok yani. Hani kumarı, alkolü yok. Adamın buyu var yani. Ne bu kadar da olur. Yasin ne oluyor? Yok olmaz mı Yasin? Yasin bu arada bir şey söyleyeceğim Yasin. Bu arada iki tane kızı senin yüzünden diğer arkadaşla konuşturtmadım. Senin sevgilin olduğunu bana şu an öğreniyorum. Hakikaten gönül koyuyorum kardeşim sana. Yaptım ayıp. Hayır madem bak yine takıl ama de ki geldiğin zaman, ortama geldiğin zaman de ki benim sevgilim var arkadaşlar, ben muhabbette dinleyiciyim de, öyle takıl. Yenge bu geliyor, Yasin geliyor şimdi muhabbette işte atılgan, bir de herkese selam veriyor bilmem ne yapıyor. Ben zannettim onun sevgilisi falan yok. Benim sevgilim yapmaz öyle. Ya biraz da ablacığım, yok yok, biraz da şöyle bir şey lazım. Hani biraz da güven de lazım yani. Bu adam bunları da yapacak ama gelecek, geri gelecek, evine iki tane ekmek de götürecek yani. Hayır, niye onları yapıyormuş canım? Gelsin benimle konuşsun. Ne işi varmış PUBG'de karı kızla? Gelsin benimle oynasın PUBG'sini. Ama olur mu hep seninle? Zaten seninle hep oynuyor. Ben onun erkek arkadaşlarından daha güzel oynuyorum bir kere. Ama ablacığım sen olayı anlamadın sen şimdi. Güzel oynamak değil ki olay. Burada muhabbet ediliyor. Bu adam muhabbetini etmezse 2v2 muhabbet dönüyor burada çoğu akşam. Yani seni çağırsa şimdi olmaz ki yani. Sen yine zaten seninle her zaman mesajlaşıyor bu adam yani. Bırak bir de dış dünyayı da bir görsün bakalım. Alternatifleri bir değerlendirsin bakalım. Daha güzel kız belki. Gözü açılsın yani, beni bıraksın. Gözü açılınca seni niye bıraksın ya? Ne demek niye bıraksın ya? Bir kız geldi, konuştular lobide. Yok o onun sesinden etkilendi. O onun ellerinden etkilendi. Gözlerinden etkilendi. Ha, ne oldu? Sonra aklını çelecek benim çocuğumu. Ya şimdi senin çocuğunu kimse aklına çelemez. Ama senin çocuğun da şey değil yani, cingöz, anladın mı hafiften? Biraz cingözlük var yani bu adamla da. Senin çocuğun da çok masum değil yani, haberin olsun. Çünkü senin çocuğun ilk etapta ne yapıyor? Hoş geldiniz diyor. Beş gittiniz nasıl diyor. Yani kızın sağından yürü solundan çıkıyor. Kızın aklını alıyor buraya gelenin. Ya doğru. Hani senin çocuk da şey, uslu değil yani. Usludur bak çocuğum.
Yanlış mıyım Yasin Yok, abi? Yok, şaka bir yana. Efendim? Yok, yanlış mı konuşuyorum? Şaka bir yana öyle şeyler yapmaz. Yok, sen doğru konuşuyorsun ya. Yasin öyle şeyler yaptın mı? Yapmaz, onu da mı? Yaptım işte, adam anlatıyor ya, arkadaşım. Nereden arkadaşım? Benim bilmediğin arkadaşım mı var senin? Geçen, bak şunu da söyleyeyim. Bunu bir daha yapmayacağına söz versin, anlatayım. Tamam, söz. Ben onun yerine verdim söz. Ha, verdim, izin var mı yani? Var var, anlat bakalım. Bu adam burada koronayım. Koronayı nereden kaptı? Bu adam geçen hafta Silivri'ye gitti, 15 gün önce. Silivri'ye gitti buradan PUBG'den. Nereye? Ya. Silivri, Silivri İstanbul'a çok uzak değil, bir saat uzaklıkta. Kalktı buradan Silivri'ye gitti. Ne burada konuştuk, ben dedim gelmem abi. Ben tanımıyorum etmiyorum. İki kız yok orada yalnız yaşıyormuş, yok orada öğrencilermiş bilmem neymiş. Kalktı ya buradan gitti 100 kilometre yol yaptı. Gitti yani Silivri'de takıldı, o su geldi, koronayım diyor. Allah'ım affet ya Rabbim ya. O lobide şu an çok olay olacak ya. Şu an gerçekten o lobide kim bilir ne dönecek ya. Yengen de yani eniştemin ağzını sıçar ya, öyle söyleyeyim sana. Şüheda Hanım, gerçekten isminiz gerçekten çok iyi. Efendim? Emülatörsün. Emülatör olabilirim ama benim de duygularım var. Nick'e bak, VIP İsmet. Kendilerine bir de böyle nickler koyuyorlar ya, ona kopuyorum ya. VIP İsmet geldi amına koyayım, açın kapıyı. Komedi tufanı 4 amına koyayım. Selamun aleyküm bu arada arkadaşlar. Aleyküm selam. Dur. Selamun aleyküm. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çana tıklamayan toptur. Abone olun. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Öptük sizi. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle bir reklamda bastım gitmeden önce. Bay bay brolar. Hadi arkadaşlar, çok yoruldum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.